上に上がれ関係ねえ。おいおいおい、ドキモクども。おいおいおい。Gençler merhaba, videoma hoş geldiniz. Bugün size itemlardan bahsedeceğim. Yeni sezonda ne çıkılır, nasıl bir build yaptım, siz nasıl bir build yapmanız gerekiyor tarzında bir video çekmek istedim. Yani çok soran vardı eşya dizilimi nasıl yapılmalı diye. Ben videolar yapıyorum ama videolardan fazla anlaşılmıyor. Demek ki bir tane böyle antrenman modunda eşyaları dizdiğimiz video çekelim dedim. Yani şu an aşağı yukarı Lee Sin ne çıkılacağı, nasıl bu yükler izleneceği belli. Ama şöyle bir şey var. Lee Sin neden geri düştü? Şu anda Lee Sin karakter olarak güçsüz değil ama orman şampiyonu olarak güçsüz. Nasıl güçsüz? Şimdi zaten şuradaki Scuttle'ı alırken kalkanı kıramaması bile Lee Sin'e bir eksi. Yani diğer stun içeren orman şampiyonları tek atıp geçiyor ona. Lee Sin 5 saatte alıyor. Artı ormana verilen buff, yani orman kemplerine verilen buff Lee Sin'in orman clear'ını çok kötü etkiledi. Bir de önceki orman eşyaları falan Lee Sin'e tam atam geliyordu. İstediği CDR vardı, istediği AD vardı. Dediğim gibi Lee Sin eskisi kadar ormanda güçlü değil. Hero olarak güçlü değil demiyorum, bakın Lee Sin hala güçlü. Ama ormancı olarak güçsüz, çünkü jungle'ını geç dönüyor. 5 saatte dönüyor. Yani Lee Sin early şampiyonu. Ben 5 saatte buradaki kempleri alıp da 10 saat sonra gank atacaksam hiçbir manası yok yani bu işin. Size şimdi kullanabileceğiniz build'lerden bahsedeceğim. 2 tane eşya seti hazırladım sizin için. Şu şekilde. Biri ölümsüzlük, diğeri zırh deşme adında. Şimdi arkadaşlar base'e bir gidelim. Şöyle base'e bir geçelim. Öncelikle çarplardan bahsedeyim. Ben Blue Smite almıyorum. Değilsene AD'ye de kassam, şey de kassam, genelde Blue Smite almam. Blue Smite'ı hangi durumlarda alırım? Karşıda kite'la, yani işte yakalaması zor olan falan filan şampiyonlar varken, işte Lilia falan varken, işte Vayne varken, kite'lar, Kalista varken alırım bunu. Çünkü kırmızı smite atsam da vuramadığım adama bir etki etmiyor kırmızı smite. Kayıtlayan yetişemeyeceğim rakipler varken mavi smite alırım. Çok nadir böyle, ayda yılda bir. Genelde hani o rakiplerin yanında da dövüşçü olduğu için kırmızıyı tercih ederim. Kırmızı smite'ımızı aldık. 5 smite attık, bunu patlattık, dönüştü. İlk item olarak Kaniçen. Bu ölümsüzlük buildini çıkacaksanız ilk item olarak Kaniçen çıkıyoruz. Kaniçen'i kullanmayı bilmeyen arkadaşlar var. Şimdi Kaniçen şu şekilde kullanılmıyor. Eskiden mesela biz rakibe girerken full combo atıp havada basıp giriyorduk ya, böyle bir şey olarak kullanılmıyor Kaniçen. Artık canımız azaldıkça daha çok rakibin içinde basarsak daha iyi bir şekilde kullanılıyor. Nasıl? Şimdi mesela benim diyelim 300 canım var. 3 rakibin ortasında bu Kaniçen'i şey gibi düşünün. Rengar'ın W'su. Rengar W'sünü patlatmıyor, bekletiyor mesela. Neden? Hani combo atarken W kullanmıyor. Neden? W onun için bir kurtuluş şansı. Kaniçen de bizim için bir kurtuluş şansı oluyor. Neden? Canımız az. Canımız az. 3-4 kişinin içinde bir kere bunu bastığımız zaman herkesten can çekiyor. Birden yarı cana, full cana gelebiliyoruz. O yüzden fightlarda çok işe yarıyor. İki türlü build önereceğim size. Karşınızda AD kasabileceğiniz bir takım yoksa, yani AD kasabileceğiniz bir takım olup olmadığını nasıl anlarsınız? Lee Sin engage atan, yani içeri giren bir karakter olduğu için gençler, Lee Sin'e karşıda Leona, işte Thresh, full perma CC atan şampiyonları siz kendiniz bildin yani. Ben tek tek sayamam burada da. Leona'dır, Thresh'tir karşıda. İşte Nautilus'tur. Böyle full perma CC atan şampiyonlar varken rakipte ben gidip de zırh deşme itemleri çıkmam. Neden? Ben zaten QQ R attığımda tek yiyorsa bile adam, ben o Q'ya gelirken adam beni tuttuktan sonra her şey bitiyor. Yani o R'yi atamadıktan sonra, ben o R'yi atamadıktan sonra hiçbir anlamı yok. Yani 500 item olsam da hiçbir anlamı yok. O yüzden perma CC atan şampiyonların yanında full tank artı, tekrar yeniliyorum, rakipte full tank varsa zırt deşme çıkmam. Yani atıyorum rakipte Renekton, işte Mundo, Garen özellikle varsa ben gidip de işte Draktar, gecenin kıyısı yoğu mu jartçurt almam. Bunlarla kafa kafaya kapışabileceğiniz bir build veriyorum size. Böyle karşıda tank, dövüşçü, CC, Lee'nin hani dövüşmesi gereken, vurkaç yapamayacağı durumlar varsa
Bu build'i çıkmanızı öneriyorum. Yani kan içenimizi aldık. İkinci olarak Hydra alıyoruz. Hydra'yı neden alıyoruz? Orman kemplerini dönmesine Lee Sin'in yardımcı olması için. İkinci olarak Tiamat'tan başlayıp Hydra'yı alıyoruz. Hydra tamamlandıktan sonra Tiamat etkisi yapmaya başlıyor şu şekilde. Mesela böyle E attığım zaman veya Q attığım zaman şu an işlemiyor ama şu şekilde alırsam Q attığım zaman bile E attığımda bile yanındaki rakiplere inmeye başlıyor Hydra'yı aldıktan sonra. Şimdi iki itemimizi aldık. Bu itemler değişiklik gösterebilir. Tekrardan söylüyorum. Yani Yondaime böyle dedi. Kesinlikle bu item çıkmalıyım. %100 bu diye bir şey yok. Şöyle bir şey var. Bu sezon item fazlalığı olduğu için rakibe göre item çıkma olasılığımız, yani rakibe göre item çıkma olayımız daha bir önemli. Çünkü seçeneğimiz bol, alabileceğimiz şey bol, alternatifimiz bol yani. Bu yüzden rakibe göre çıkmamız gerekiyor itemleri. Yani her zaman kan içen birinci item, ikinci item Hydra olmayacak. Kan içen birinci item, ikinci item ölümün dansı olacak. İkinci item Siderak olacak. İkinci item koruyucu melek olacak. Bunlar değişecek arkadaşlar. Bunlar bir anda tak diye belli olacak şeyler değil. Bunlar sizin rakibinize göre ve oyun stilinize göre belirlenen şeyler. Şimdi ben kan içen alıp ardından Siderak alsam da kendi oyun stilime uydururum onu. Ardından Hydra alsam da uydururum ama ben şimdi olabilecek hani ortalama bir build sırasını size göstereceğim. Kan içeni çıktık. Vahşi Hydra'yı çıktık. Can çalmamız çok güzel şu anda. Clear'ımız da çok güzel. Karşıda tek atacak şampiyonlar varsa, yani anlık hasar şampiyonlar kim diyelim. Karşıda mesela Syndra, Hecarim gibi şampiyonlar var. E ile Burst Damage atacak şampiyonlar var. Vilat falan var. Siteran kalkanından ölümün dansının da yara açılıp sonradan hasar vurmasından faydalanacağız. İlk 3. item Siterak öneriyorum. Yani bu ikisinin AD'si ve can çalması bize yetecek. Kalkanını, Siteran kalkanını kullanacağız. 4. item ölümün dansı tercih edilebilir. Veya koruyucu melek tercih edilebilir. Duruma göre ölümün dansı çıktıktan sonra karşıdaki AP durumuna göre doğanın kudreti de çıkılabilir. Çok güzel bir item. Veya ruh gömleği de çıkılabilir. Ruh gömleği üstümüzdeki iyileştirme ve kalkan etkilerini %25 daha fazla güçlendirdiği için ruh gömleğe de işe yarayacaktır bu can çalma build'ine. Çizme olarak Ionia çizmelerini tercih ediyorum ben genelde çünkü şöyle bir durum var. Ionia çizmelerinin bekleme süresi, flash'ın falan da bekleme süresini azalttığı için hem işe yarıyor hem de zaten tank olacağımız için, zaten itemlarımızda tank itemler olduğu için Ninja Tabi'nin ve zırhlarına veya Ninja Tabi'nin zırhına veya öbür item, öbür ayakkabının büyü direncine ihtiyacımız olmayacak. Ionia çizmelerini almamızın sebebi, bak şu an %50 bekleme süresi var, %45'ten de fazla. Ultimiz 55 saniye yazıyor daha birinci up'ında, 6 level up'ında yani. Yani bu 16 levelde bu build'e sahip olduğunuzu bir düşünün. Bir yapalım hatta. Ultimiz kaç saniye olacak? Şöyle yaptık. 30 saniye. Bunda da fazla tabii item tercihleriyle düşünebilirsiniz. %100 bu olacak diye bir şey söylemiyorum arkadaşlar. Dediğim gibi rakibe göre siz kendiniz belirleyeceksiniz. Hani bunu Siteran olmayıp da Malmortius'un ağzı olduğu zamanlar da olacak. Yani ne işe yarıyor? Kaç oldu? %115, %53 şu an. 27 saniye ultimiz. Siterak'la Malmortius aynı anda çalışmaz arkadaşlar. Kalkan veren itemlar aynı anda ikisi de varken çalışmaz. Ya Malmortius'un ağzını alacaksınız ya Siterak alacaksınız yani. Dediğim gibi Ionia çizmelerini istemiyorsanız da zırh ayakkabısı normalde çıkabilirsiniz. Şu gördüğünüz build Malmortius'u satalım. Şu gördüğünüz eşya seti ölümsüzlük build'i bizim lisene çıktığımız. Şimdi bunları satalım. Bir de zırh deşme build'ine geçeceğim. Şöyle bir de zırh deşme adı altında bir build dizdim sizin için. İlk item olarak kararma alıyoruz. İlk itemimiz kararma. Neden? Zırh deşmesi ve can çalması sayesinde Lee Sin'e gayet iyi giden bir item. Draktar almıyoruz. Draktar tamam güçlü. Eyvallah ama Lee Sin'in fight'ta kalmasını sağlayacak bir item lazım. Zırh deşme de olsa kararma lazım. Şimdi ben bazen
Kararmadan sonra ölümün dansı çıkıyorum. Çünkü kararmanın can çalmasıyla ölümün dansının tanklığı birleşip beni fight'ta daha uzun süre tutabilmesi için. Ama şöyle bir şey var. Rakipte dediğim gibi biraz önce söylediğim gibi burst bir damage varsa ölümün dansı ikinci item gayet okey. Yani burst damage atan bir şampiyon yoksa karşınıza ikinci item yoğumu da çıkabilirsiniz. İkinci item gecenin kıyısı da çıkabilirsiniz. Yoğumumuzu çıktık. Bu zırtleşme. Bu ideni göstereceğim. Bu ilk iki item bitene kadar zaten dakika çok ilerlememiş olur. Lee Sin yani hala snowballsa düşmemiş olur oyundan. Üçüncü item olarak Vahşi Hydra çıkabilirsiniz veya bunu yoğumuyla da değiştirebilirsiniz. Karşınızdaki rakibe bağlı. Yani siz yoğumu da çıksanız, Vahşi Hydra da çıksanız Word. Sonra ölümün dansı çıkılabilir veya Malmortius denenebilir. Gecenin kıyısı çıkılabilir. Ayakkabı da zırh ayakkabısı veya büyü direnci botu çıkılabilir. Ya zırh ayakkabısı ya büyü direnci botu. Rakipte CC varsa büyü direnci botu. Rakipte CC yoksa zırh botu, rakip tanksa yani zırh botu çıkmamız gerekiyor. Şu build bizim fight'ta kalıp savaşmamızı sağlayacak bir build şu anda. Yani bu build ile biz uzun süre fight'ta kalıp savaşabiliriz. Hem can çalması hem tanklığı var. Yani ben size demiyorum ki, yani ben size böyle bir build önermem. Yani bu build troll bir build. Yani güç ne kadar güçlü olsa da troll bir build arkadaşlar. Bu build'i yani yüksek alanda zaten kullanamazsınız bu build'i. Havada kaparlar Lee'sini. Havada öldürürler. O yüzden hani ben size kendimin de kullandığı bir build'i tavsiye etmek istedim. Tamam güçlü, tahsiller de güçlü, eyvallah. Umbra kılıcı da güçlü, bilmem ne de güçlü de. Biraz gerçekçi yaklaşalım. Kararmadan sonra Vahşi Hydra ölümün dansı da çıkabilirsiniz. Bunu da çıkabilirsiniz veya bir Malmortius ekleyebilirsiniz. Veya hiç yoktan kara balta ekleyebilirsiniz bu build'e. Ben size bırakıyorum eşyadaki değişiklikleri. Ben size benim kullandığım itemleri gösteriyorum sadece. Kararmadan sonra kara balta çıkabilirsiniz veya ölümün dansı veya Hydra. Sırasını size bırakıyorum. Rakibe göre siz kendiniz belirleyeceksiniz ben. Buraya sadece sizin kafanıza bir fikir oluşsun diye itemlerimi göstermek için bir video çekmek istedim. Ölümsüzlük build'imiz dediğim gibi bu. Birer tane, ikişer tane itemlerde değişiklik olabilir. Bunlar benim kendi kullandığım itemler. Zırhleşme build'imiz de bu şekilde. Sırası önemli değil. Kararmadan sonra sizin kendi tercihinize kalmış. Rakibe göre Vahşi Hydra olabilir. İkinci item kara balta olabilir. Ölümün dansı olabilir. İtemlerde değişiklik illaki rakibe göre olacaktır bu itemlere. Yani GA de eklenebilir, bir tane tank item de eklenebilir, birkaç tane item de çıkarılabilir. Ben sadece şu anda size kendi kullandığım itemleri göstermek için bu videoyu çekmek istedim. Çünkü çok isteyen arkadaşlarımız vardı. Yani ben bu build'leri kullanarak oyuna giriyorum. Ölümsüzlük build'i dediğim, rakibe göre değiştirdiğim build de bu. Yani karşıda Renekton, Garen gibi şampiyonlar varken tercih ettiğim bu build genelde bu. Karşıda işte full kırılgan varsa işte Ashe var, MF var. Mid'de Lucian var, Top'ta ne diyelim, Top'ta Yasuo var. Demek bu build'e çıkıyorum yani. Hem tank oluyor hem zırtleşiyor arkadaşlar, gayet güçlü. Yani Lee Sin'e gayet uyan itemler. Sizin de almanızı istiyorum. Bu arada oyun ayarlarım çok soruluyor. Oyun ayarlarından da biraz bahsedeyim size. Totemi 4'te kullanıyorum arkadaşlar. QWR normal, hepsi otomatik kullandı bu arada. Sadece flash'la smite'in yerini değiştirdim. Flash'ım F'de, Smite'ım D'de. Totem önceden 3'te de kullandım, 2'de de kullandım. Çok denedim yani. Hepsini denedim. Fark etmiyor arkadaşlar. Yani sizin alışkanlığınıza bağlı biraz da. Yani hangisine alışmış olursanız o. Yani sizin alışkanlığınıza bağlı arkadaşlar. Ben 3'e de alsam, 2'ye de alsam bu totemi kullanacağım zaten. Ha senin önerin ne derseniz. Tabii ben 4. de alıştım ama 4'te biraz kullanması zor gelebilir. Benim parmaklarım biraz uzun ve önceden oynadığım oyunlardan da dolayı, yani ben Scroll oynardım çok önceleri, böyle 8-9-10'a kadar skill seti vardı, hepsine basmamız gerekirdi. O yüzden ben 5 parmak oynuyorum klavyede, bütün parmaklarımı kullanıyorum. Yani sadece skill setinde 4 parmağım kalıyor, baş parmağım da boşta bekliyor. Herhangi bir ihtiyacı olursa baş parmağımla yardım ediyorum. O yüzden benim için problem değil. Önemli olan sizin hangi tuşta rahat ettiğiniz. Yani 3'te kullanabilirsiniz. Önerebilirim. Ben normal totemi 4'te, pink ward'u 5'te kullanıyorum. Full item olana kadar. Şimdi yetenekler ve sihirdar büyülerine girelim. Yetenekler ve sihirdar büyüleri dediğimiz olayda
Shift Q Shift şöyle bir normal kullan ikinci set tarafında bir şey var. Shift Q Shift W E R diye ben bunu ayırmışım. Bu ne işe yarıyor? Mesela ben şuradan bir gank atacağım. Şurada bir adam var. O adama Q'mun yetişeceğini bilip bilmemek için şuraya tıklayıp da şöyle yapmama gerek yok. Shift Q yapıyorum. Farem buradayken oraya Q açılıyor. Yani bunu böyle uzaktaki rakiplere kendimiz gözükmüyorsak range'ini belirlemek için falan kullanabiliriz. Shift W, Shift E şeklinde de kullanılıyor. Shift R, Shift Q şeklinde şöyle range'i belirlemek için kullanılan bir özellik. Aşağı gelelim. Şurada kendine kullan diye bir özellik var. Bunu çoğu arkadaşımız kullanmadığına eminim. Kendine kullan ne? Alt Q, Alt W, Alt E, Alt R hepsine Alt'dan sonra skill basarak yapıyorum. Yani Alt'a basıl tutup W bastığım zaman bunu alır. Ne işe yarıyor? Faremi tıklamıyorum arkadaşlar. Bakın fare sağ tarafta. Kendime W bastım. Nasıl bastım? Alt W yaptığım zaman hem koşarken hem kendime W atabilirim. Sadece Lee Sin'de geçerli değil. Mesela Orion'la oynuyorsunuz. Şu tarafa bakarken bile Alt E yaptınız. Kalkan gelir size. Yapışır. Jhan'la oynuyorsunuz. Kalkan gelir. Alt E yaptığınızda size yapışır. Burada Alt W ne işe yarar? Fight sırasında fareyi kendinize getirmenizi engeller. Bunlar Lee Sin oynarken veya herhangi bir League of Legends karakteri oynarken sizin işinize yarayacak ince detaylardır. Bunları da bilmiyorsanız öğrenmiş oldunuz. Şimdi bunlar skill atlatma şeyleri zaten. Onlar önemli değil. Ya başka burada gösterilecek bir şey olduğunu sanmıyorum. Arayüzde bir şey var mı? Bu şekilde arayüz olayım da bu şekilde. İmleş boyutu, cartcurt, antrenman modu boyutu, kullanıcı paneli boyutu. İşte mini harita falan filan, sohbet mohbet penceresi bu şekilde. Şöyle eski imleç. Oyun ayarlarım bu şekilde. Fare hızı, kamera hareket hızı bilmem ne. Siz kendiniz bunu baka baka durdura bakabilirsiniz arkadaşlar. Ben hiçbir şey değiştirmedim, yani değiştirmedim olarak biliyorum. Yani random ayarlar sadece. Alt W meselesini yaptım, Shift Q meselesini yaptım, bir de flashların yerini değiştirdim. Öyle oynuyorum yani. Özellikle bir ayar yok. Ekstradan yani şu ayarı değiştirirsen hızlı Lee Sin oynarsınız diye bir mesele yok arkadaşlar. Yani ultiyi otomatik de atmaz, smite'ı da otomatik atmaz. Her şeyi siz kendiniz yaparsınız. Dediğim gibi her şeyi siz kendiniz yapmanız gerekiyor. Smite otomatik atmaz, siz kendiniz atmanız gerekiyor. Bazı yerlerde yorumlar gördüm, ultiyi kendi atıyor falan filan diye. Kendi atmaz arkadaşlar. Siz kendiniz atmanız gerekiyor. Tuş kombosunu yapmanız gerekiyor yani. Yani bir tane combo videosu çekeceğim ama şimdi değil. Bu şimdilik ayarlarımı gösterdiğim bir video olsun. Ama çekeceğim yani arkadaşlar. Bir full combo videosu da bizim kanalımız için çekeceğim. Titanlara çektiğimin aynısı gibi. Şimdilik hoşçakalın. Umarım kafanızdaki soru işaretlerini giderebilmişimdir. Dediğim gibi Yondaima tarzı build çıkmak istiyorsanız rakibe göre çıkın. Zekice hareket edin. Hepinizi çok seviyorum. Günden güne büyüyoruz. Umarım güzel yerlere geliriz. Destekleyen herkese, beğenip yorum yapan, izleyen herkese çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Bay bay. 4代目貴様わし以上の瞬身使いよの You